Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle video börek yapacağız. Malzemelerimiz 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un, 1 yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Beyazını içine koyacağız. Evet, ilk önce yoğurdumuzu, sıvı yağımızı, sütümüzü, bir tatlı kaşığı önceden ölçtüğüm sirkemizi, yumurtamızın akını, tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonrasında bu malzemeleri güzel bir şekilde ister çırpıcı ister elinizle karıştırabilirsiniz. Homojen bir karışım elde ettikten sonra, yani bütün malzemeler birbirine girdikten sonra unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Çünkü her bardak ölçüsü değişiyor. O yüzden katı bir hamur istemiyoruz. Yumuşak bir hamur istiyoruz. Ben şöyle 3 bardak koyuyorum. Sonrasında kabartma tozumu ilave ediyorum. Yine bu karışımı biraz ellerimle çırpıyorum. Yine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Kabımızın kenarlarındaki unlarını da temizleyin. Bu ilave ettiğimiz un yeterli olacak. Çünkü çok güzel bir yumuşak hamur istiyorum. Evet, hamurumuz istenilen kıvama geldi. Görüyorsunuz böyle bastırdığım zaman yumuşacık bir kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ettim. Hamurumuzu bir 10 dakika dinlenmek için bırakıyorum. Hamurumuz 10 dakika dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz. Şu şekilde avucumuzun içinde tezgahtan yardım alarak şu şekilde yapabiliriz. Ceviz büyüklüğünde hazırladığımız hamur bezelerini nişastamızı serpip, üstüne de tekrar nişastamızı serpip açıyoruz. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde hazırlıyoruz ve diğer bezeleri açmaya devam ediyoruz.
aralarına çok azıcık nişasta serpiştiriyoruz. Çok fazla olmamasına dikkat edin. Bu şekilde bütün bezelerimizi açıyoruz. Kavak büyüklüğünde açtığımız hamurları üst üste koyuyoruz. Yaklaşık 12-13 beze olmak şartıyla. Sonra bunları yine bu şekilde düzelterek. Bir 2-3 milim şişik kalınlıkta olacak şekilde açıyoruz. Sonra bunları böyle sıkı bir şekilde sarıyoruz. Sardığımız hamurları bir bıçak yardımıyla yine bir parmak genişliğinde kesiyoruz. Kestiğimiz hamurları yine merdane yardımıyla şu şekilde açıyoruz. Büyüğünden de bir tane göstereyim. Şu şekilde. Şu şekilde açıyoruz. Daha önceden hazırladığımız bir dilim beyaz peynirimizi ufaladık. Tam ortasına gelecek şekilde şöyle avucumun içinde gördüğünüz miktar kadar bir çay kaşığı dolusu da olabilir, bir tatlı kaşığı da olabilir. O sizin arzunuza kalmış. Beyaz peyniri. Çocuklar genelde maydanoz sevmediği için biz eklemedik ama siz tercih ederseniz ekleyebilirsiniz. Şu şekilde kapatıyorum. Ve hepsimize sıralıyorum. Yine uçlarını şu şekilde bastırarak kapatıyoruz. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hazırladığımız midye böreklerimizi tepsiye aralıklarla diziyoruz. Ve üzerine sürmek üzere 2 yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz. Eriyen ve ılımış tereyağımızı daha önceden ayırdığımız yumurta sarımızla çırpıyoruz. Erittiğimiz tereyağını ılığı karıştırarak ılımaya ılıtıyoruz. Sonra daha önceden ayırdığımız yumurta sarısını ılıtıyoruz. Çünkü eğer sıcakken yumurta sarımızı koyarsak yumurtamız pişer ve bu bizim yapacağımız böreği birazcık kötü yapar. Yumurta kokusunu almanızı sağlar. Bu şekilde yaptığımızda yumurta kokusunu almayacağız. Bir fırça yardımıyla ben şöyle şu şekilde böreklerimi sürüyorum. Ve bu aşamada da fırınımı daha önceden 180 dereceye ayarladım. Ön ısıtma yapıyorum. Fanla pişireceğim. Ve kızarınca da alacağım. Tahminen 15-20 dakika. Bu fırınlarda süreler değişiyor. O yüzden siz kendi fırınıza göre takip edin. Ben de size piştiği zaman görüntüsünü göstereceğim. Yumurta sürerken bir de yumurta fırçasını şöyle kasenizin kenarına sürerseniz buraya çok yoğun bir şekilde almamış ve kenarları akmamış olur.
Hazırladığımız midye böreklerin üstüne tereyağlı yumurta sosumuzu sürdük. Daha önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırınımıza veriyoruz. 15 dakika ama fırından fırına farklılık gösterdiği için siz kontrollü pişirin. Kızardığı zaman alacağız. Evet, fırınımıza veriyoruz. 15 dakika sonra kontrol ediyoruz. Yani 10 dakika sonra siz bakın şu şekilde kızardığı zaman alt kontrollerini de yapın ve fırınımızdan böreklerimizi alabilirsiniz. Piştikten sonra ılayınca böreklerimizi bir servis tabağına alabilirsiniz. Ve çıtırtıyı duyuyorsunuz. Şöyle. Afiyet olsun.